Merhaba arkadaşlar. Bugün de akvaryum dış filtremizi temizleyeceğiz. Nasıl temizlendiğini sizinle paylaşmak istedim. Öncelikle akvaryumumuzdan bir kova su alıyoruz. Sonrasını gösteriyorum. Evet, filtremizin ve ısıtıcımızın fişlerini çıkardık. Sonra hortum bağlantısını yerinden söktük. Burası da ön filtre zaten. Normalde sadece burayı temizleyecektim ama herkes tam görsün diye komple bir temizlik yapacağım. Zaten sadece ön filtreyi temizlediğim videosu da kanalda mevcut. Evet, şimdi banyoya geçelim. Evet arkadaşlar, akvaryumdan getirdiğimiz bir kova suyumuz burada. Dış filtremiz. Yeni elyafımız. Yeni sipariş ettiğim purigenimiz. 100 mililitre. Biliyorsunuzdur 100 mililitre 100 Amerikan galon için olarak yazmışlar. Yani 100 galon da 400 litre yapıyor. Amerikan ölçüsü bunlar. Altta da yazıyormuş 400 litre için. Bizim akvaryumumuz zaten 160 litre. Bunun 6-8 ay gideceğini söylüyorlar. Burada da bir üst kapak var. Yeni sipariş etmiştik, onu takacağız. Evet, şimdi öncelikle ön filtremizi çıkarıyoruz. Burası mekanik filtreleme yaptığı yer. Filtre ilk olarak buradan geçiyor. Su ilk olarak buradan geçiyor. Bunu normal suyla yıkayabilirsiniz. Şimdi öncelikle bunu göstereyim. Evet, şu uçlarda açma yerleri var. İki tane karşılıklı. Buradan açıyoruz. Bütün pislik burada. Evet, şimdi filtremizi açalım. Filtreyi çıkarırken ısıtıcı varsa dikkat etmeliyiz. Kırılmasın. Evet, ısıtıcısı burada. Şekilde bırakırsak. En üstte elyafımız. Burada dursun. Bir altında sünger. Burada da ince görünenekli sünger var ve altında ne varmış? Sürat bu. Seras sporax. Ve yine Sürat bu. Bu kadar. Bu suyu şimdi dökeceğiz. Temizleyeceğiz. Filtredeki kutularda nasıl temizlediğimi göstereyim. Sadece bu olay.
Tek yapmamız gereken bu. Biyolojik filtre kısmını, yani biyolojik filtreleri böyle çok ovalanmaya şuna buna gerek yok. Önemli olan şu mekanik filtre. Bununla nasıl pislik bıraktığını zaten az sonra göstereceğim. Şimdi bu kovayı dökeyim. Hatta burada dökeyim. Çok fazla kirlenmemiş. İçerisinde de birkaç tane substrat pro düşmüş. Onları aldık koyduk. Evet, tekrar gösteriyorum. Şöyle biraz çalkaladıktan sonra yerine indiriyorum. O kadar. Böylelikle faydalı bakterilerimizin hiçbiri zarar görmüyor. Bunu çıkarıyorum. Evet. Hepsi böyle arkadaşlar. Şimdi tek elle zor oluyor. Kamerayı kapatıp devam edeceğim. Bitince tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi elyafı da değiştirdik. Yine elyaf koyduk. Üstüne de prügenimizi ekledik. Prügen suyun en üst kısmında durması gerek. Evet. Bunu da yerleştirdim mi? Ha, bir de o yeni aldığımız kapak. Evet. Şimdi tamam. Takarken dikkatli oluyoruz. Isıtıcıyı kırmamak için. Evet, normalde bu filtre akvaryumda kalıyor. Ben sadece burasını getiriyorum. Yıkıyorum. Bunları muslukta yıkıyorum. Normalde beyazdı. Suyu tahmin. Evet. Şimdi bunları takalım. Normalde beyazdı. Suyu tahmin.
Şimdi bunları takalım. Akvaryumda görüşelim. Gördüğünüz gibi bütün pislikler burada. Kovadan bir şey çıkmadı. Bu yüzden dediğim gibi en iyi filtre bana göre. Diğer günlerde eğer profesyonel 4 artı 350 temizleyeceğim. Ondakini de göreceğiz. Evet, şimdi geldik odaya. Hortum bağlantı yerini takacağız. Takıyoruz. Kilidi çektikten sonra su doluyor. Çıkış yerini yukarı kaldıralım ki havaya atsın. Yoksa böyle yere döker. Evet, su buraya kadar geldi. Şimdi yapacağımız tek şey fişi takmak. Ne kadar su azalttığını görüyorsunuz. Şimdi sesli ve ses gitti. Tekrar bunu aşağı indiriyoruz. Üzerine de tekrardan musluktan su ekleyeceğiz. Hortumların yönü sağa sola oynayabiliyor zaten. Isıtıcımızda fişini takalım. Bu da 23,5. Ne fazlası ne yukarısı. Ne aşağısı ne yukarısı. Akvaryumda netliği zaten ortada. Şöyle göstersem sanki su yok gibi. Tekrar teşekkürler. Herkese iyi günler.